Bugün 10 Nisan Cumartesi, hava sıcaklığının 4 ile 11 derece arasında değiştiği parçalı bulutlu İstanbul'dan iyi günler dileyerek artı hafta sonuna başlıyoruz efendim. Yine yoğun bir gündem, yine değişik, habire değişen bir gündem gazete başlıklarına yansıyor ve Cumhuriyet'le başlayalım. 9 sütuna... Yine o kumpas. Ergenekon'da FETÖ'cülerin tanığı Çakır, açıklama yayımlanmadan AKP'li bakana da gitti dedi. Hangi açıklama olduğunu anladınız. Ergenekon soruşturmasında FETÖ'cü savcılar Zekeriya Özle, Mehmet Ali Pekgüzel'in tanığı olan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Avastürk'ün Türk'ün genel yayın yönetmeni Zihni Çakır, 104 amiralin açıklamasını Cumhurbaşkanlığına yakın birilerine aktardığını söyledi. Çakır, kaynağım benden önce de bir bakana gönderdi dedi. Açık ki amirallerin diğer amirallere tuzak kurduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Zihni Çakır'ı sahaya süren, bildirden haberi olduğu söylenen AKP'li bakan mıdır? Kabinede revizyonun konuşulduğu günlerde darbe tartışmasının yapılıyor olması hangi bakanın koltuğunun yükselmesine yarayabilir? Bu da Mehmet Ali Güller'in 12. sayfadaki yazısı. Oradan Okuyacağız, oraya da geçeriz. Fakat buradaki bir son spotu da aktarayım size. Emekli Or Amiral Semih Çetin, 104 Amiral'in imza attığı metnin paylaşıldığı WhatsApp grubunda yer alan bütün konuşmaları incelediğini belirterek konuşmaların tamamını inceledik. Bu bir darbe metnidir diye üzerlerinde durdukları birkaç husus var. Onlar da son iki saat içinde metne dahil edilmiş. Bunları amirallerimiz de açıklayacaktır dedi. Bu da Leyla Kılıç'ın haberi 4. sayfada. Ama önce Mehmet Ali Güller'in 12. sayfada ki sahaya kim sürdü yazısı yeri gelmişken aktarılması gerekir. Bunu unutmayalım. Hemen 12'yi açalım. Zihni Çakır'ı sahaya kim sürdü? İçerideki başlık. Çakır 3 gündür ekranlarda. Amirallerin bildirisinin ilk kez kendisine saat 23.10'da geldiğini söylüyor. Bildirinin yayımlamadan önce AKP'li bir bakan tarafından görüldüğünü, ardından da Avas Türk adlı sitesinde 23.40'ta yayınladığını anlatıyor. Oysa bu doğru değil. Bildiri ilk kez 4 Nisan gecesi saat 22.45'te Veryansın TV tarafından yayınlandı. Ancak amirallerin bildirisini destekleyen kimi çevreler, Zeynli Çakır'ın açıklamasını esas alarak işte tezgah ortaya çıktı yorumları yapıyor. Oysa ortada bir yalan var bu durumda Zihni Çakır'ın bir tezgahı ortaya çıkarmadığı, aslında yalanıyla asıl tezgahı örtmeye çalıştığı daha olası. Kimdir Zihni Çakır? Ergenekon operasyonlarının medya görevlisidir. Kamuoyunu FETÖ'nün operasyonlarına ikna edebilmek için algı operasyonu yapmış bir kişidir. Bu amaçla pek çok kitap yazmıştır. Dahası FETÖ'nün hakimlerine ve savcılarına Ergenekon'un bir numarasını biliyorum otoriter 1.65 boylarında, 65 yaşlarında göçmen tipli sarışın diyerek tanıklık yapmış bir isimdir. Parantez açmış Mehmet Ali Güller burada. Oraya bakalım. Silivri'deki o yalancı tanıklığın belgelerini 17 Temmuz 2012 günlü duruşma tutanaklarından inceleyebilirsiniz diyor. Kapatıyor parantezi. Kısacası Zihni Çakır söylediklerine, yazdıklarına itibar edilecek biri değildir. Daha ilginci de şudur. Düşünün şimdi amiraller bir duyuru yayımlamış. Ertesi gün iktidar en sert şekilde bir operasyonla amiralleri hedef almış. Öyle ki muhalefetin bir bölümü bile amiralleri savunmaya cesaret edememiş. Pek çok kesim duyurudaki Montre uyarısının değil de hükümetin tuzağına düşerek duyuruda darbe iması olup olmadığını tartışmaya başlamış. Böyle bir siyasal iklimde bir kişi ortaya çıkıp neden Üstelik doğru olmadığı halde bildiriyi ilk ben yayımladım der. Çünkü öyle bir siyasal iklim oluşmuştur ki ilk yayımlayan da her an darbeci ilan edilebilir. Zihni Çakır neden böyle bir risk almış ve topa girmiştir? İşte asıl çözülmesi gereken konu budur. Açık ki Zihni Çakır'ı sahaya sürenler öncelikle bildirinin gece yayımlanmış olmasını bir suçmuş gibi algılatmak ve kamuoyunda tartıştırmak istemişlerdir. Oysa bir duyurunun suç olmaması için belirli saatlerde yapılması gerekmemektedir. İsteyen anayasal hakkı olarak sabah, isteyen öğlen, isteyen akşam, isteyen de gece fikirlerini söylemek için açıklama yapabilir. İkincisi aslında duyuru sabah yapılacaktı. Gece yaptırılarak tuzak kuruldu algısı oluşturarak yine bildirinin suç olduğu ve bazı amirallerin diğer amiralleri tuzak kurduğu algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa 5 Nisan sabahı pek çok amiral ile ilgili sosyal medyada açıklama yaptı ve hiçbiri de aslında sabah yayımlanacaktı, gece yanlışlıkla yapıldı gibi bir şey söylemedi. Dahası gözaltında olmayan ve duyurularının arkasında olan diğer amiraller de 4 gündür gece değil sabah yayımlanacaktı demedi. Üçüncüsü konunun gece gündüz boyutu tartışıldıkça esasını tartışamıyoruz. Gece gündüz tartışması nedeniyle Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilgili yakıcı bir risk olan Montre konusu hakkıyla tartışılamıyor. Gece gündüz tartışması nedeniyle Ukrayna merkezli ABD, AB, NATO ile Rusya'nın büyük güç mücadelesini, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya destek için Karadeniz'e Montrö'nün sınırlarını aşacak şekilde savaş gemisi gönderme isteklerini konuşamıyoruz. Konunun gece gündüz boyutu tartışıldıkça ABD'nin NATO üzerinden Karadeniz'de Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirme riskini konuşamıyoruz. Dördüncüsü, Zihni Çakır'ın bildiriden haberi olduğunu söylediği AKP'li bakanın kim olduğu kritik önemde. Zihni Çakır'ın yukarıda belirttiğimiz gibi aslında bir risk alarak bildiriyi ilk ben yayımladım demesi acaba o bakanın bir isteği midir? Yani aslında zihni çakırı sahaya süren o bakan mıdır? Bu durumda yeni soru artık şudur. O bakanın hedefi nedir peki? Öyle olmadığı halde bir duyurunun darbe bildirisi olduğu iddiasıyla kamuoyunda tartışılması kime, hangi bakana yaramaktadır? Kabinede revizyonun konuşulduğu şu günlerde darbe tartışmasının yapılıyor olması hangi bakanın koltuğunu korumasına yarayabilir? Hatta hangi bakanın koltuğunun yükselmesine neden olabilir? Montreux ve Karadeniz'deki yeni riskleri tartışma yerine duyurunun saatini tartışmayı yeğleyenler bari bu soruların yanıtlarını da arada düşünsünler. Kuşkulanmakta haklı Mehmet Ali Güller şimdi. Nereden çık bu saat tartışması yapay mı? Bakan kim? O bakan mı bu adamı yönlendirdi diye. Ve Montreux'e geliyor. Amerikan gemilerinin iki geminin Karadeniz'e açılmasını ve zaten gazetenin de ikinci başlığı bu. Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken Amerikan gemileri Karadeniz'e açılıyor. Montrö işte böyle günler için gerekli. Başlığı. Emekli amiraller Montrö açıklamaları nedeniyle göz altında ifade vermeyi beklerken ABD boğazlardan Karadeniz'e tatbikat için savaş gemisi gönderiyor. Gelecek hafta Karadeniz'e açılacak olan gemiler 5 Mayıs'a kadar kalacak dışişleri ABD'nin bildirim yaptığını, Montreux Sözleşmesi'ne de uygun olduğunu duyurdu. Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken ABD'nin yaptığı hamlenin Montreux'un önemini ortaya koyduğunu belirten emekli büyükelçi Looğlu, sözleşme hem Amerika'nın Karadeniz'de daha fazla kuvvet bulundurmasının önüne geçiyor, hem de Rusya'nın bu gemilerin geçişine neden onay veriyorsunuz itirazını engelliyor dedi. Erdoğan ve Putin de telefonla görüşmüşler. O spotu da verelim. Montrö telefonu başlığıyla verilmiş. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le dün telefonda görüştü. Kremlin, iki liderin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas bölgesindeki durumu konuştuğunu duyurdu. Putin'in ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladığı belirtildi. Burada dikkatinizi çeken nedir? Türkiye'de İstanbul merkezli bir gazetenin verdiği haberin, kaynağının Türkiye değil, Ankara değil, İstanbul değil, Moskova olması. Ne diyor? Ee, Ukrayna'nın başkanı Vladimir kim duyurdu diyor? Kremlin. Yani başkanlık sarayı. Kremlin'den gelen, Moskova'dan gelen habere göre diyor. Bizdeki demokratik eğilimi görüyor musunuz? Yani bırakıyoruz ne kadar Rusya ne derse kabulümüzdür anlamında geliyor. Yani o gazeteler, medya haberi Kremlin'den alacağına buradan düzgün bir açıklama yapsa daha doğru olmaz mı? Efendim üçüncü başlık yine iri puntolarla verilmiş yedi buçuk sütuna. Layıklık kanaat değildir. Üst başlığı Danıştay'ın güvenlikte türbana vize veren yorumuna hukukçular böyle itiraz etmiş. Layıklık kanaat değildir. Türbana izin veren Danıştay'ın layıklık taraftarı olmanın bir kanaat olduğu değerlendirmesine hukukçu Ömer Lütfi Avşar'dan tercüme hatası yorumu geldi. Avşar, din de layıklık da kanaat değildir. Devlet fikir, din, mezhep sembollerine eşit mesafede olmalı dedi. İlahiyatçı Profesör Şahin Filiz ise laikliğin bireysel bir kanaat değil, kamusal bir tarafsızlık olduğunu vurguladı. Filiz, laiklik kanaat olarak yorumlanırsa her cemaat, tarikat, dini sembollerinde kamusal alana taşıma yarışına girer diye konuştu. Ama amaç oysa zaten öyle olur. Danıştay'a seçilen üyelerin nereden hangi şartlara geldiğini biliyorsunuz. İttifak karar alırsak kaçamazsınız. Tırnak içinde kim söylüyor bunu? Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. CHP lideri Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak Millet İttifakı demokratik rejimi temsil eder. İttifak öyle bir karar verirse kaçamazsınız dedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'la yarışırsa kazanacağından en ufak şüphesi olmadığını söyledi. De aslında Kemal Kılıçdaroğlu adına da uygun Bizim rahmetli Adnan Akgünel kardeşimizin bir lafı vardı, ters Kemal derdi. Yani birisini şaşırtmak için tersini söylersin. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına en ufak bir niyeti yok efendim. Bu yakın çevresinden alınan bilgidir bu. Öyle bir niyeti yok. Görünen o ki Ankara kulislerinde üç parti aralarında diğerlerinde tabii ki Cumhurbaşkanlığı bu sisteme göre seçilecek ve sonradan değiştirme taahhüdüyle parlamenter rejime döneceğim diye taahhüt ederse o aday ortak bir aday gösterileceği ve büyük ihtimalle de bunun Meral Akşener olacağı konuşuluyor. Bu arada İngiltere Kraliçesi'nin eşi 99 yaşında Prens Philip komşu ülkeden biliyorsunuz kral Yunanistan kralı 1. Yorgo'nun torunu. Tabi dış haberler ve spor gazeteleri hiç bakmazlar. O alfabe Latin alfabesi midir? Yunanca nasıl yazılır? Bu adamı George diye yazmanın ne anlamı vardır? Kralın torunu. Yani yazmışlar buraya George. Birinci George. Birinci George'un değil efendim. Birinci Yorgo'nun. Şurada Büyükada'da Giresun'da, Sinop'ta bir sürü Yorgo diye arkadaşımız var yani. Niye bunu George yapıyorsunuz? Adam Yunan kralı dolayısıyla birinci Yorgo'nun torunu 99 yaşında kraliçede yüze merdiven dayadı. Geçenlerde biliyorsunuz kraliçe tahta çıktıktan sonra Amerika'daki başkanları saymıştık. Fotoğraflarını getirdik. Hepsiyle yan yana vallahi 15 başkan mıydı 17 başkan ben unuttum. Daha da yaşamaya niyetli herhalde oğlu Veliaht Prens Charles yaşlandı. Adam zar zor iki büklüm yürüyor. Kraliçe oturduğu yerde oturuyor. İktidarı daha uzun olsun diyelim. Öğretmen ve hekim eşleri daha çok aşı sağlansın diye çağrıda bulunuyor. Aşı miktarı konusunda çelişkili açıklamalar yapılırken aşıya ulaşımda da sorun yaşanıyor. Öğretmenler kendileri için ve aile hekimleri de eşleri için aşılanma talep ederken eczacılar daha fazla aşı tedarik edilmesi çağrısında bulundu. Turizmde çalışanlar aşılanmaya başlandı. 28 günlük tam kapanma şart. Üçüncü sayfada uzmanlar söyleyip duruyor. Bili bilim kurulu hariç tabii onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirleri doğrultusunda şeklinde açıklamalar yapıyor. Kendilerinin hiçbir görüşü yok. Bilim kurulu. Ne bileyim kurulu diye de bu arada ortak paylaşımları görüyorsunuz. Bilim kurulu değil, ne bileyim kurumu yapmışlar adını. E bu artık ironi değil, bir realiteye giriyor. Gerçek başka bir şey değil. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezli Türkiye'de Covid-19 salgınının yönetilemez boyutlara geldiğini belirterek bir an önce ekonomik ve sosyal şartları oluşturulmuş gelir güvenceli 28 günlük tam kapanmaya gidilmesi çağrısında bulundu. E şimdi bir milletvekiline düşer mi düşmez mi son derece seçmen avcılığı oy avcılığı gibi bir şey. Bunu zaten bağımsız ve tarafsız ilime bilime gönül vermiş kişiler uzmanlar bunu aylardır söylüyor, bir yıldır söylüyor. Kapanma şart, tam kapanma şart. Bu arada evde oturana da para verilsin diye. Ben de bunu acaba yeni bir içinde bir şey var mı diye baktım. CHP'li milletvekilinin söylediği bir şey. Efendim gelelim bir güne. Manşette onlar yedikçe umut yitiriliyor. Umudunu kaybedenler başvurmadığı için kayıtlı işsiz sayısı düştü. Her 100 kişiden 70'ine ise işsizlik maaşı verilmedi. Bir tarafta gençler iş umudunu yitirirken öte yanda ise AKP'liler yüksek maaşlarla kamu kurumlarında görevlendiriliyor. Böyle hafta sonları özellikle bir günün böyle e, paragrafları bölmesi aynı manşet altında toplaması takdire değer. Buradan bir kez daha editör kardeşlerimize, bir gün yönetimine, İbrahim kardeşime buradan tebriklerimi göndereyim okuyucular ve seyirciler adına. Kriz salgınla birlikte buhrana dönüşürken iş bulma umudunu yitirenler iş kura da başvurmaktan vazgeçti. Kurumun verilerine göre nasıl olsa iş bulamam diyenler iş kurun kapısından dahi içeri girmedi. İş gücü istatistiklerine göre bu yüzden kayıtlı işsiz sayısı azaldı. Verilere göre Mart'ta iş kura kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %7 azalarak 2.663.916 kişi oldu. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ise %37,95 oranında azaldı. Çünkü neden? Kapısını çalmama gerek yok iş kurun diyor. Bu sayılar, bu oranlar hep iş kura başvurulardan çıkarılan. Dolayısıyla gitmiyor adam. Bana iş vermeyecek ki. Hem kuyrukta saatlerce bekleyeceğim hem de güle güle iş çıkarsa haber vereceğiz diyecekler diyor ve gitmiyor. Ocaktan bu yana başvuran her 100 kişiden sadece 30'u işsizlik ödeneği alabildi. 100 kişiden 30'u alabiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı daha biri açıklama yapıyor. İşsizlik düştü. Yani bunu işsiz adam bırakın Sayın Cumhurbaşkanı. Yani hadi diyelim ki sırtı pek karnı tok adam buna inandı. Ya aç adam inanır mı? Gidiyor. iş bulamıyor işte. Yani siz ne derseniz deyin. Öte tarafta onlar yedikçe umut yitiriliyor demiştik ya. Umut yitiriliyoru öne vermiş sol tarafa, sağ tarafta da onlar yedikçenin spotları var. Bakalım orada neler diyor. Bir tarafta işsizlik, yoksulluk kol gezerken diğer tarafta AKP'nin bürokratları kamu kurumlarından aldığı dolgun maaşlarla ceplerini dolduruyor. Varlık fonuyla kamu bankalarının kurullarının istihdam ve ek gelir aracı olarak kullanılması genişleyerek sürüyor. Kamu bankaları Mart sonunda genel kurullarını yaptı. Yönetim kurullarındaki danışmanlar, bakan yardımcıları, eski milletvekilleri yerlerini korurken bunlara yenileri de eklendi. Eski Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç'la Rize Belediye Başkanı Metin koltukların yeni sahibi oldu. Sınıfın kavgası kod 29 zulmüne dur diyecek. Salgın döneminde patronlar kod 29 zorbalığına dört elle sarıldı. Sadece geçen yıl 177 bin emekçi işten çıkarıldı. İşçi sınıfı ise mücadelesine sahip çıkmakta kararlı. PTSS'in yöneticisi Süleyman Şen, devletin kanununu çiğneyen devlet kurumu mu olur diye sordu. Migros depo işçisi Tayfun Güneş, açlığa mahkum edildiklerinin altını çizdi. Evime ekmek alamıyorum, kiramı ödeyemiyorum ifadelerini kullandı. Simbo direnişçisi Dilbent Türker, Kod 29 özellikle kadın işçileri hedef alıyor. Bu kadın işçiler tarafından altından kalkılması daha zor bir durum yaratıyor şeklinde konuştu. Semele etiket önünde aylardır direndiklerini kaydeden seçil ise bir emekçinin işten çıkarılmasının cezası 3100 lira olmamalı dedi. Karadeniz'de ısınıyor savaş gemisi hamlesi. Az önce Cumhuriyet'ten Montreux ile ilgili haberde okuduk. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri'nden tansiyonu daha da yükseltecek bir hamle geldi. Montreux Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı günlerde Washington Karadeniz'e gelecek hafta iki savaş gemisi göndereceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı da Amerika'nın gelecek hafta savaş gemisi yollayacağını doğruladı. Gelişmeler üzerine Moskova'dan da bir hamle geldi. Rusya, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede deniz tatbikatı yapacağını açıkladı. Devlet Başkanı Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizi konusunda görüştü. İki lider Montreux Sözleşmesi ve Karadeniz'deki son görüşmeleri ele aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise bugün İstanbul'da olacak. Mevzu bahis çıkarsa onlara her yol mübah Erdoğan için diktatör ifadesi kullanan İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ülkenin çıkarları için işbirliği ve koordinasyona devam edelim sözleri batılı liderlerin iki yüzlülüğünün itirafı niteliğinde. Draghi'nin açıklaması batılı liderlerin kendi çıkarları uğruna otoriter liderlerle işbirliği yapmaktan kaçınmasını kaçınma imtina etmeyeceklerine yani kaçınmayacaklarına ayna tutuyor. Diktatör dedikleri Erdoğan'la sarayın altı varaklı koltuklarında poz verirken dillerinden düşürmedikleri demokrasi, insan hakları gibi kavramları rafa kaldırıyorlar. Orta Doğu'da, Afrika'da, Orta Asya'da ya da dünyanın dört bir tarafında çıkarları için diktatörlerle işbirliğinden sakınmayan İtalyan ve Avrupalı liderlerin sicilleri bu nedenle bir hayli kabarık. Yakın tarih bunun örnekleriyle dolu. Bir de İtalyanlar siz kendinize bakın diye Ankara'dan yapılan açıklamada siz faşist iktidarlar gördünüz, Mussolini'yi gördünüz diyenlere bir cevap vermişler. O da sosyal medyada çok yaygın. Diyorlar ki siz bizim diktatörleri tarihte okuyorsunuz. Biz her akşam haber bültenlerinde sizinkileri izliyoruz. Cevabı gelmiş. Ülke yangın yeri gibi acil ek bir alınmalı salgında vaka sayıları rekor üstüne rekor kırarken günlük ölüm sayılarda bir ayda neredeyse dört kat arttı. Tabipler birliğinden Profesör Adıyaman salgınla mücadele sürü bağışıklığına bırakılmış gibi ülke yangın yeri gibi önlem almak için Ramazan'ı bekleyemeyiz. Hastalara durumunuz ağırlaşırsa hastaneye gelin deniyor diye konuştu. Bilim kurulundan Profesör Yavuzsa önlemlerin arttırılması gerekirken azaltıldığına dikkat çekti. O zaman bilim kurulunda siz ne diye oturuyorsun? Süs mü? Yani başka bir şey diyeceğim de şimdi hakarette alınır. Yani siz orada konu mankeni olarak mı oturuyorsun? Bize açıklamanız önemli değil. Kurulda bu böyle olacak. Olmazsa bana alasmalık demeniz lazım. Sayın Yavuz. Halk yardım ve destek valilik külliye peşinde. Nüfusunun %60'ı dar gelirli yurttaşlardan oluşan Urfa'da valilik, Diyanet için milyonlarca lirayı gözden çıkardı. Şanlıurfa Valiliği Diyanet için 25, 25 milyon liraya eğitim yerleşkesi yaptıracak ihaleyi kim kazandı dersiniz? AKP'linin şirketi kazanmış tabii ki. Kazanma mı, hediye mi? Artık onu siz karar veriniz. Bir kaldırırsanız bin asarız. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden iktidar, kadınların isyanını dile getirdiği pankartlara dahi tahammül etmemeye başladı. Birçok kente sözleşmenin feshedilmesini eleştiren pankartlar polis tarafından indirildi. Sokaklardan da pankartlardan da vazgeçmeyeceğiz diyen kadınlarsa indirilen pankartları yeniden astı. Görüyorsunuz alttaki ikinci fotoğraf. Üstte bir tarafta Umut Yitiren'in cebi, Öbür tarafta da iktidar şakşakçısının cebi. Bu binaya sakın kıymayın. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri Kadıköy'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait binadan Göztepe'ye taşınma kararının alınmasına tepkili. Eylem yapan öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nden taşınma sürecine ilişkin bilgi alamadıklarını söyledi. Öğrenciler binanın taşınması değil, eksiklerin giderilmesini istedi. Buraya dikkatinizi çekerim efendim. Bu bina benim çocukluğumda Kadıköy haliydi tam iskelede, eski iskele ile yeni iskelenin arasındaki o iki katlı enfes güzel taş bina. Buradan vapur bekleyenler, sahilde çay içenler veya oradaki bayiden gazete alanlara konservatuvar öğrencilerini o keman, saksofon, koro sesleri dışarıya yansır, o meydana denize bakan alanı çın çın öttürüldü. O kadar güzel bir şey. Buraya ne dokunuyorsunuz? Yani o artık tarihi dokunun bir parçası, müzikli bir parçası, estetik bir parçası. Doğrusu ben de bunu ilk duyduğumda yüreğim ezildi. Bir şeyler İstanbul'da Türkiye gibi habire değişiyor ama eksiye doğru gidiyor. Yani hem eskiye saygı gösterilmiyor, geçmişler, anılar, siz orada bu belediye başkanının belki dedesi, Ninesi orada el ele tutuşup geziyordu. Orada bir çay içiyordu. O kadar güzelleşti. Hal rezaletti. Onu kabul edelim. Çünkü o e, artan sandıklardaki çürüyen patlıcanlar, domatesler denize dökülür. Yürüyecek, sanki üzerinden yürüyecek gibi deniz kaplanırdı. Kaldırılması doğru. Ama konservatuar oradan kaldırılmaz. Yani Sayın İmamoğlu bu olacak bir şey değil. Göktepe ödülleri verildi. Bunu evrensele saklıyorum. Göktepe'nin, Metin Göktepe'nin bugün aynı zamanda 10 Nisan 53. doğum günü. Elbette. Metin gencecik yaşta gitti. Onun da öyküsünü anlatmıştım ama bir daha anlatırım. Bir televizyonda başından geçelim. Peker'in kullanım süresi doldu. Bir süre önce Türkiye'den ayrılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda yurt dışında yaşayan Sedat Peker yakalanamazken 52 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç aleti ele geçirildi. Peker'in sahte evraklarla Makedonya'da ikamet ettiği ortaya çıkmıştı. Makedonya'dan isterseniz verirler mi vermezler mi o anlaşmayı bilmiyorum ama önce bir isteyin bakalım. Güney Amerika'da sol rüzgarı Ekvador ve Peru yarın seçime gitmeye hazırlanıyor. Ekvador'da solcu eski bakan Andres Arauz'un zaferine kesin gözle bakılıyor. Peru'da da solcu aday Veronica Mendoza ise neoliberal politikalara karşı anayasa referandumunu savunuyor. Arauz ise yolsuzluğu sonlandırma sözü veriyor. Efendim gelelim evrensele. Konuğumuz hazır olana kadar bugün yine cumartesi annelerinden konuğumuz var biliyorsunuz. Sağlıkçıları anmayı bile tehdit görüyorlar manşette. Her türlü hak arama faaliyetinin iktidar tarafından kriminalize edildiği bu dönemde hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anan ve haklarını talep eden iki sağlıkçıya da devletin birliğini bozma suçlaması yöneltildi. Efendim? Konu hazır. Peki sürmanşetimize de bakalım o zaman. Gasp edilen haklarımızın iadesini bekliyoruz. Hayatın Sesi televizyon haklarını istiyor. Anayasa Mahkemesi'nin aralarında Hayatın Sesi televizyonu ve İMC TV'nin de olduğu televizyon kanallarının kapatılması ve mallarına el konulmasını öngören kuralı iptal etmesini yorumlayan Hayatın Sesi TV avukatı Devrim Avcı, ihlal edilen hakların yeniden sağlanabilmesi veya zararın giderilebilmesi için gerekli başvuruları yapacağız dedi. Hayatın Sesi televizyonun kapatılmasına yasal süre içinde dava açmış olmalarına rağmen idarenin şirketi ticaret sicilinden terkin ettiğini de hatırlatan avcı, mahkemeler de bunu fırsat bilerek davayı reddetti. Anayasa Mahkemesi'ne konuyla ilgili başvurmuştuk, şimdi bu davaya yeni karar kapsamında dilekçeler vereceğiz ifadesini kullandı. Efendim Cumartesi annelerini konuğumuzu almadan önce 837. haftada ne kim anılacak? ne talep edilecek? O kısacık izleyelim, hatırlayalım. Ondan sonra konuğumuzla birlikte olacağız. Metin Göktepe'ye de evrenselden devam ederiz deriz. Buraya da işaretimizi koyduk. Sosyalist kimliğiyle bilinen 26 yaşındaki Nurettin Yedigöl İstanbul'da yaşıyordu. 12 Eylül askeri darbesinin ardından 10 Nisan 1981 tarihinde İdeal Tepe'de bir eve yapılan baskında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'deki ünlü işkence merkezi 1. şubeye götürüldü. Orada Honduras'ta işkence eğitimi alan K grubu tarafından sorgulandı, işkence ile öldürülen bedeni kaybedildi. 7 kişi Nurettin'i siyasi şubede gördüklerine dair tanıklık etti. Şahidiz işkencede öldürüldü diye ifade verdi ancak ailesinin başta Kenan Evren olmak üzere devletin tüm ilgili birimlerine yaptığı başvurular sonuçsuz bırakıldı, Nurettin'in gözaltına alındığı reddedildi. Baba İsmail Yedigöl ve anne Zeycan Yedigöl'ün ömrü oğullarının akıbetini öğrenmeye yetmedi. 35 yıl boyunca tüm hukuki girişimleri karşılıksız kalan aile dosyayı 2016 yılında ahime taşıdı. Cumartesi annelere 837. haftada Yedigöl ailesinin 40 yıl değil bin yılda geçse bir mezarımız olmadan, adalet sağlanmadan bu dava bizim için kapanmayacak. Arayışımızı kuşaktan kuşağa aktararak sürdüreceğiz diyen sesine ses katacak. Efendim Nurettin Yedigöl'ün kardeşi Muzaffer Yedigöl bizlerle birlikte. Merhabalar Muzaffer Bey. Merhaba efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Sağ olun ederim. efendim. Yine bir 10 Nisan günü 2020 yılında bir yıl su gibi akıp geçiyor. Ama bu elbette ilgisi olmayan, bu ailelerle ilgisi olmayan kayıplarını arı, arayan, zanlıların, faillerin ortaya çıkmasını, cezalandırılmasını isteyenler, adaletin yerini bulmasını isteyenler zaman nasıl geçiyor? O elbette herkese geçtiği gibi geçmiyor. Yakıyor, yaka yaka geçiyor. Bize hatırlatınca üzülüyorsunuz biliyorum. Dinleyenler de, izleyenler de daralıyor. Fakat unutmamak da lazım Muzaffer Bey. Unutturmamamız lazım. Dolayısıyla bize olayın başından davanın sürecini, nereye gelindiğini, neler olduğunu arada onları bize aktarılacak. Tekrar burada Artı TV'ye teşekkür ediyorum. Görelim, ses. Ee, sesimize ses olduğu için abim 12 Nisan 1981'de e, Gayrettepe'de gözaltına alındı. O dönemler ben de e, liseye gidiyordum. E, Gayrettepe'nden ama ideal tepeye giderken tabii orada e, arkadaşları gözaltına alınmış. Daha sonra abim de eve giderken e, orada polisler tarafından gözaltına alındı. Ee, Beşiktaş'ta oturduğu için ben e, hafta sonları abime giderdim. Abime gittiğimde abim yok. Ben de not bırak. Abi ben geldim bir şeyler yedim gidiyorum diye. O zaman e, Doktor Ahmet'le beraber kalırlardı. Ve e, ikinci hafta oldu. Tekrar gittim. Abimden tekrar bir haber yok. Üçüncü hafta gittiğimde e, yazdım. Yine aynı notum duruyor ama abimden haber yok. E, üçüncü haftada tabii e, Doktor Ahmet beni çağlayana Ablamlarda kaldığım için o dönemlerde geldi buldu. Ya dedi ki abin eve gelmiyor kaç gündür, 3 haftadır yok. Ama fazla da e, yaygara etmeyin belki yurt dışına kaçmış olabilir. Tabi e, arada bu dönemde bir ay falan geçti. Bir ay geçtiğinde e, yine abimde haber yok. Ama biz babam haber aldı. O dönem tabi abim babam gelene kadar biz... Her hafta e, yengem Sayzer rahmetli rahmetliyle beraber e, e, Gayrettepe'ye giderdik. İç çamaşır verirdik, e, sigara verirdik, para verirdik ama her verdiğimiz bize geri dönerdi. Ve e, bir de artı hakaretler e, işitirdik. E, şey yapardılar bize, e, tepki gösterirlerdi. Yoktur böyle bir insan, ne arıyorsunuz, böyle bir insan yoktur diye. Tabii o dönemden sonra e, bir ay yakın bir süreden sonra babam geldi e, tabii babam e, başladı aramaya e, Gayrettepe'den işte Cumhuriyet Savcılarından e, aramalara başladı. İstanbul İl e, Valiliğine e, o dönemlerde işte avukat Sedat Küçük Yılmaz ve avukat e, Nebi Barlas Allah razı olsun bunlardakisinde e, Babama büyük destek oldular. Aramadığımız, e, dilekçe vermediğimiz yer kalmadı. Maalesef e, 12 Nisan 1981'den bugüne kadar tam 40 yıl Kırk evet. yıldır e, biz Nurettin Yedigöl'ü arıyoruz. Babam aradı İsmail Yedigöl. Annem rahmetlik işte üç ay önce rahmetli oldu. O son nefesine kadar Nurettin Nurettin diye. Ama mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek de. Son nefesine kadar oğlum diye annem haykırıyordu. Ve eğer diyor ben ölürsem diyordu oğlumu bulursanız kemiklerimi benim mezarıma getirin koyun diye. Yani böyle acılar çekerek biz yıllarca mücadele etmemize rağmen maalesef devlet saadetli size oynadı. rahmetli annem Tayyip Erdoğan'la da görüştü. Ama maalesef söz vermesine rağmen annelere biz halen bir cevap alamadık. Bizim isteğimiz Sadece şu yani bir mezarımız olsun bir de e, bunu yapanlardan hesap sorulsun çünkü demokrasi diyoruz ülkede e, bu ülke hepimizin insan hakları diyoruz ama bir insan hakları ihlali var yani kafasına çiviler çakarak işkence yapılarak ayağına tuz basılarak elektrik verilerek yani çok büyük bir e, işkencede de anlattık, arkadaşlar anlattıklarına göre geçmiş ha, biz. Bunu yapanların yanında kar kalmasın, adalet yerini bulsun ve bundan daha da ötesi bir mezarımız olsun. Yani mezarımız olsun ki çünkü bayramda, seyranda işte gidip bir dua okuyabileceğimiz yerimiz olsun ama maalesef devlet bunu elimizden aldı. Bunu bize vermemeye de gayret ediyor. Çünkü son gördüğümüz şeylere göre yani bize önce Galatasaray Meydanı'nı yasakladılar. O da yetmedi sandılar ki biz unuturuz. Daha sonra kayıp yakınlar ve destekçilerine dava açtılar. Dediler ki bunları yıldırırız, bık bıkarlar ama bu öyle bir yılma değil ki. Bu acı bizim acımız. Biz e, çıkıp da gösteride, gösteride sağ solu yıkmıyoruz, camları kırmıyoruz. Biz bir hak arayışımız var. Ya işte kayıplarımız nereden, nereye defin ettiniz, nereye gömdünüz, bunların e, kemikleri nerede? Biz bunları soruyoruz ve bunlara bu işkenceyi yapan insanlar halen elini 40 yıl oldu halen elini belki de ölenler de vardır ama ölenlere hakkımızı helal etmiyoruz öbür dünyada eğer öbür dünya varsa bunların hesabı sorulsun bunlara çünkü bu, bu ölen insanlar örneğin benim abim e, ülkesi için silah kaldırmamış sadece düşüncesinden yani bir kurşun sıkmamış bir şey yapmamış bir yeri soymamış sadece yaptığı düşüncesine sol ve sosyalist olmasından devrimci olmasından dolayı abim üniversite mezunu olmasından dolayı düşünen bir insan olmasından dolayı e, bu insanı gözaltına aldılar yani 40 yıl önce de bizim gibi düşünmüyorsanız bizim gibi yaşamıyorsanız bizim gibi hareket etmiyorsanız bizden değildirsiniz diye bir mantık vardı bugün de aynı mantık devam ediyor yani e, artık e, hükümetten de bir devletten de bir isteğimiz kalmadı. Sadece buradan sizin gibi duyarlı basın yayın insanlar işte e, halka sesleniyoruz. Bizler acılar yaşadık, bizler bir sürü sıkıntılar çektik, hayatlarımız elimizden alındı, geleceğimiz elimizden alındı, yuvalarımız dağıldı ve e, acılarla büyüdük ve yaşlandık şimdi. Ben o dönem 15-16 yaşındayım. Şimdi 50 yaşındayım. Yani düşünün yani. Acılarla yoğruldum. Ee, geleceklerimizi elimizden aldık. Üniversite okuyacakken okuyamadık. Daha sonra parça bölük okuduk. Yani ailemiz e, her e, düğünde, bayramda gözlerinde yaş eksik olmadı. E, bizler, e, yani anlatması çok zor. Ailelerimizi dağıttılar. Mutlu bir ee, sene görmedim ben. 50 yıl içinde bizim e, evde hiçbir zaman gözyaşı akmadığı gün olmadı. Çünkü bayramda ağlardık, seyrende ağlardık, düğünde ağlardık. Yani ağlardı çünkü eksiğimiz vardı, kaybımız vardı. Yakınımız yoktu. Yani e, canımızda ciğerimizi parçalamışlardı. Ciğerimizi yakmışlardı. Yani hani derler ya hiçbir şey benzemez kayıp yakın olmak. İlimize, kimimize kadar bunun açısını yaşa, yasasak da Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ama yaşadık da yani ilimize, kimimize kadar biz bu acıyı hissettik. Yani burada gerçekten çok zor bir e, 40 yıl geçirdik. Ama şunu bilsinler ki annem, babam rahmetlik oldu 98'de. Annem 2021'de rahmetlik oldu. Yani e, 40 yıl geçti. E, bir 40 yıl da geçse biz de öleceğiz tabii ki. Ama bizden sonra da bayrağımızı çocuklarımız, torunlarımız alacak. Yani bunu vazgeçmeyeceğiz hiç bilmiyorum. Bunu kafalarından çıkartmasak. Çünkü biz devletten alacağımızlar. Biz 29-30 yaşlarında bir geç bu devlet elimizden aldı. Okumuştu, üniversiteyi bitirmişti ve devlet bunu ülkesine, vatanına, köyüne, ailesine faydalı olurken devlet elimizden aldı devlet bunu kaybetti. Bu yüzden nice 40 yıllar da geçse biz asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Asla kayıp yakınlar olarak e, hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Anne babalarımız nasıl pes etmediyse vazgeçmediyse bunların amanetlerini biz aldık. Biz cumartesi Galatasaray Meydanı Ağaç bile ihadenin önünde her bulduğumuz platformda kayıplarımızı anlatacağız kayıp edildiklerini anlatacağız. işkencecileri anlatacağız. Anlatacağız da anlatacağız. Bunlar bunu unutmasınlar. Yani en fazla bizi de öldürürler. Bizi de götür işkenceciye. Bizi de kaybeder etsinler. Hani bazıları bu ülkede acılar çekecek ki gelecek nesil demokrasiye, insan haklarına bu ülkede güzel yaşasın. Haklarını savunabilsin. E biz de bunun mücadelesini çünkü kimi ilimize kadar hissettiğimiz için sonuna kadar devam edeceğiz. Peki Muzaffer Bey çok teşekkür ederiz. Sabırlar diliyoruz. Onun için başlarken dedim ki başkalarının bir yılıyla sizin bir yılınız aynı değil. Sizinki çok daha zor, daha ağır geçiyor maalesef. Seyircilerimizi hatırlatalım buradan. Efendim Cumartesihanelerin 837. haftada Nurettin Yedigöl'ün hesabını sordukları haftada isterseniz Cumartesihaneleri Twitter hesabından... Saat 12'den itibaren Artı TV canlı yayınından da izleyebilirsiniz. Tekrar teşekkürler efendim. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Duyarlı olduğu için basına ve herkese öz özellikle Artı TV'ye çok teşekkür ediyorum. Görevimiz Sağ olun, efendim. Var. Hiç buna gerek yok. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim işaret koymuştuk. Metin Göktepe ödülleri sahiplerini buldu. 24. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri bu yılda sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende gazeteciler ödüllerin kendileri için büyük onur olduğunu söyledi. Ödül alan gazeteciler Türkiye'de gerçekleri yazan gazetecilerin baskı altında olduğunu ancak inadına gazetecilik yapacaklarını vurguladılar. Sayfa 12'ye bakalım ayrıntısına e, burada isimleri de size aktaralım. Evrensel muhabiri Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Gazeteciler Sendikası Akademide yapılan törenle verildi. Geçen yıl pandemi nedeniyle 23. dönem Göktepe ödülleri, Metin Göktepe ödülleri de bu yıl sahiplerine verildi. 23. dönem Göktepe jüri özel ödülü geçen yıl cezaevinde olan Yeni Yaşam gazetesi genel yayın yönetmeni Ferhat Çeliğe verildi. Çelik ödülünü Göktepe'nin kardeşi Meryem'den aldı. Ferhat Çelik, Metin Göktepe tıpkı Musa Anter gibi bu mesleği seçmemizde en büyük örnekti. Biz de bu mesleği icra etmeye çalışırken ceza aldık. Mesleğimizi yapmaya çalışırken hapis yattık. Bu bir bayrak yarışıdır. Musa Anter ve Metin Göktepe'den aldığımız bayrağı taşıyacağız dedi. 23. dönem fotoğraf ödülüne layık görülen Deniz Sarıgül ise bu onur ve gurur verici ödülü bana layık gören arkadaşlara teşekkür ederim. Anlamı çok büyük. Geçtiğimiz bu zor süreçte cesur olmamız, Metin'in sesi gözü olmamız gerekiyor. Toplumda gerçeklerin sesi olalım, bu zor süreçte halkın sesi olalım diye konuştum. Geçen yılın görüntülü haber ödülünü sınır kapısına yolculuk haberiyle alan Özgür Söylemez ve Gülbahar Gündüz kazanmıştı. Törene katılan Gündüz bu ödülü almak benim için çok önemli. Bu görüntüler nedeniyle hakkımızda bir soruşturma açıldı. Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Yıllar önce Metin'in yaptığı gibi biz de gazetecilik yaptık. Gazetecilik iyi ki var, iyi ki varız dedim. Ardından bu yıl ödüle, bu yılın ödüllerine geçildi. Yarı aç yarı tokuz. Sen pazarının akşamcılar haberiyle jüri özel ödülünü alan Tunca Öğreten ve Fatima Çelik'e ödülünü Evrensel Gazetesi Genel Yeni Yönetmeni Fatih Polat verdi. Fatima Çelik, ben daha yolun başındayım. 3 yıldır çalışıyorum ve bu ilk ödülüm Metin Göktepe anısına veriliyor olması apayrı bir onur. Bundan sonra da cesaret verecek bana dedim. Tunca öğretense Metin Göktepe adına verilen bir ödülü almanın kendisi için onur olduğunu belirterek dilerim ben de Metin Göktepe gibi iyi anılan bir gazeteci olur mu ifadesini kullandı. Fotoğraf ödülüne layık görülen Zeynep Kuray da Metin Göktepe adına bir ödül almanın kendisi için büyük onur olduğunu belirtti. Dün katlediliyorduk, bugün hapsediliyoruz ama vazgeçmiyoruz. Ne kalemi ne fotoğraf makinesi yerde kalacak. Ödülümü Boğaz için ezdinde direnen bütün üniversite öğrencilerine, nefret söyleminin hedefi olan LGBTİ artı bireylerine ve direnen kadınlara adıyorum dedi. Hakkari'de uzaktan eğitim. Ben yetkili olsam utanırdım haberiyle. Görüntülü haber ödülünü alan Aynur Tekin basın ve ifade özgürlüğü açısından zor günlerden geçtiğimizi belirterek belirterek başladığı konuşmasında bu günlerde bu ödülü almak onur. Haberleri ve yazıları nedeniyle hapsedilen yargılanan gazeteciler adına alıyorum. Bu ödülü EBA'dan ders vermek isterken kalp krizi geçiren edebiyat öğretmeni adına alıyorum dedi. Yazılı haber dalında ödül alan Hale Gönül taşsa, sevgili Metin Göktepe aramızdan ayrıldığından beri haber yazmaya devam ediyorum. Gazetecileri hapsediyorlar, katlediyorlar. Biz gazeteciliğin suç olmadığını anlatmaya, hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Bu ödülü özgürlükleri alınan tüm gazeteciler adına ve hak mücadelesi veren kadınlara armağan ediyorum diye konuştu. Efendim hemen hatırlatalım. Metin Göktepe'nin 53. Ondan 5 yaş küçük yine 10 Nisan doğumlu. Selahattin Demirtaş'ın da 48. yaş günü. Ona da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ve gelecek doğum gününü, 49. doğum günü, henüz daha genç olacağı 49. yaş günü de hep birlikte özgür bir ortamda, daha demokrat bir ortamda kutlamayı talep ediyoruz. Hatta e, diliyoruz, umut ediyoruz ve inanıyoruz. E, bu arada rejiden de tabi bir haber geldi. Müjgan'ın da doğum günüymüş. Onu da kutluyoruz çalışanımız, arkadaşımız rejide görevli. Efendim kısa bir aradan sonra yine Göktepe ödülüyle ilgili, Metin Göktepe ile ilgili bir anıyı aktaracağım. Çok çok önemli. İçinde ayrıntılar var. Patron sistemi, medya patronluğunun ne olduğu, nasıl olması gerektiğinde göz önüne serecek. Çok üst düzeyde kişilerin habere neden dahil olmadı? Neden müdahale imkanı olduğu halde çıtlarını çıkarmadı Metin Göktepe'nin katledilmesinde? Burada size isim isim vereceğim. Hatta birisi şu anda Cumhurbaşkanı makamında oturuyor. Kısa bir aradan sonra efendim.